Sevgili izleyiciler, İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Artık yastık altındaki paraları çıkarma ve İngiliz ekonomisine katkıda bulunma aynı zamanda iyi bir yatırım yapma zamanıdır. Ev alma zamanıdır. Peki ev nasıl alınır? Depozit ne kadar ödenir? Bankadan mortgage nasıl çıkartılır? Tüm bunları ve ev almaya dair her şeyi Yusuf Çiçek'le konuştuk. <laughs> Ev veya iş yeri için mortgage almanın tüm detaylarını Yusuf Çiçek'le konuştuk. Sevgili izleyiciler merhaba. Geçtiğimiz haftalarda West Green Road üzerinde açılan Çiçek Grub'a konuk olduk. Yine bu hafta Türkiye'lilerin en çok merak ettiği konuyu konuşacağız. Nedir o? Mortgage'ı yani ev satın almayı. Kimle konuşacağız? Yusuf Çiçek'le konuşacağız. Yusuf Bey merhaba. Merhabalar efendim. Yusuf Bey öncelikle mortgage ile ev alma kaçı ayrılır? Mortgage ev almak e, başta e, main resident dediğimiz yani asıl oturulması e, oturulmak için alınan evin mortgage'i e, vatandaş oturmak için alacağı evin mortgage'ini alırken kendi gelirini ispatlamak durumundadır. Bir de ayrıca e, kiralaya vermek üzere ev ala, e, alma durumu var. O da buy to dediğimiz sadece evin gelirine göre e, belirlenen bir mortgage var. Ee, bu ana başlık altında yani residential yani konut kredisi dediğimiz, konut morgeci dediğimiz oturmak üzere ve kire vermek üzere alınan. Onun haricinde ticari morgeçlerimiz var. Ticari morgeçte e, iş yerleri olan, altı iş yeri olan, üstü ev olan ya da tamamen iş yeri olan binaların e, satın alınması için kullanılan morgeç sistemi. Ev satın alırken morgece dair bilinmesi gerekenler şunlar. Peki ilk önce şu ev almayı, Türkiye'lerin en çok merak ettiği ev alma kısmı diye düşünüyorum ben kendimce. Bunu biraz açabilir miyiz? Bu morgayıcı almak isteyen vatandaşlarımız varsa bunlara hangi bilgileri verirsiniz? Özellikle bizim vatandaşlarımızı şu an e, yakından ilgilendiren, kansil evinde oturan, belediye evlerinde oturan vatandaşlarımızın satın alma haklarını, right to buy haklarını kullanarak e, evlerini alma durumu var. Burada e, yakın dönemde e, merkezi hükümetin vermiş olduğu bir destekle, e, belediye evlerinde oturan vatandaşların oturduğu evi satın alabilmeleri için 100 bin sterline kadar indirim hakları var. Ki bu verdikleri e, deposit, bu indirimi depozitorla kabul ediyor bankalar. Şöyle söyleyeyim. Diyelim ki klasik örnek işte 200 bin poundluk bir ev satın alacak. 200 bin poundluk bir evi satın almak için vatandaşın minimum koyması gereken gelir durumuna da tabii ki bağlı. 15 hatta biz yüzde 5'lere kadar düşük depozitlerle ev alabiliyoruz. Eğer gelir durumu çok iyiyse vatandaşımızın. Geliri yüksek olanlar daha az depozitle ev satın alabilirler. İlk başta söylemiş olduğunuz bir şey vardı. O da buy to let, yani alıp kiraya verme durumu. Orada işler nasıl yürüyor? Şöyle söyleyeyim, e, kiraya vermek üzere bir konut satın aldığınızda vatandaşın kendi gelirinden ziyade tamamen konutun satın alınacak olan konutun kira gelirine bakıyor bankalar. Burada da %25 depozit yani %75 loan to value dediğimiz yani kredinin evin değerini oranı %75'ine varana kadar bankalar veriyor. Bu da tamamen satın alacak olan konutun kira getirisine dayalı olarak veriliyor. Bay Tület'te kira gelirine bakılıyor. İş yeri alımlarına dair Yusuf Bey şunları söylüyor. Peki bir diğer şey de ticari mortgage yani e, ticari alanlardaki işler. Orada vatandaşların bilmesi gereken şey ne? Ticari morgeçlerde de eğer e, alınacak olan ticaret haneni, ticari mülkün e, alma, alış sebebi kendi işletmesini yürütmekse farklı bir prosedür işliyor. Yani diyelim ki vatandaş dükkanı alıp içinde de işletmesini kendisi yürütecekse farklı bir işlem sürü, bir, bir e, prosedür var. Ya da kiradısıyla beraber alacaksa veya alıp boş yer alıp kiraya verecekse yine farklı bir işlem sürüyor. Eğer kendisi işletmeyi işletecekse diyelim dükkanı aldı işletmeyi kendisi çalıştıracak onun yıllık bilançosuna bakılır o işletmenin geliri alınacak olan morgecin ödemesine yetecek mi yetmeyecek mi? Onda da değerini yüzde değerinin %75'ine kadar e, kredi alınabiliyor. Eğer ki alıp kiraya verilecekse içindeki kiracının kira sözleşmesi yani lease sözleşmesi dediğimiz evet. bu işte 10 yıl, 15 yıl, 25 yıl gibi her ne 20 yıl gibi belli bir sürelerde lease olabilir. O da lease'in geri kalan, içindeki kiracının lease'in geri kalan süresiyle e, doğru orantılı bir şekilde geri ödeme planı yapılır. Yani 15 yıllık lease'i olan bir dükkanın e, Morgeci 20 yıllık yapılamaz. Kafası karışanlar için küçük bir örnek hesap yaptık. Bu şeyler izleyicilerimiz için karmaşık olabilir. Daha basitleştirmek için örneğin bir ev satın almak isteyen bir vatandaşımız varsa, 250 bin sterlinlik bir ev almak istiyor, 30 bin sterlinde depoziti var. Böyle bir örnekten hareket edersek ne kadar e, ana parayla birlikte geri ödeme yapar? Şöyle söylemesi e, diyelim 200 250 bin lira verdiğiniz örnekte genelde yüzde 25 de olmasında fayda var. Eğer ki bu zaten kansel ise 100 bin lira diskant alıyor. 250 bin liralık evin 100 bin lirasını diskant yani devletin vermiş olduğu indirim geriye kalıyor 150 bin lira. 150 bin lirayı borçlandığı zaman da aşağı yukarı ödeyeceği faiz ana para beraber 800 pound ayda 800 pound civarındadır. Yani 1000 1300 1500 pound kira ödeyeceğine ödeyeceği kiranın hemen hemen yarısı kadar ya da yüzde altmışı kadar bir bedelle ana para ve faiz beraber olmak üzere morgeç alıp o evi sahibi olabilir vatandaş. Çiçek Grup bu hizmetlerin yanı sıra sigorta hizmeti de veriyor. Sigortalıcılık da bizim hizmetlerimizden bir tanesi. En başta gelen hizmetlerimizden bir tanesi. Biz bir kere vatandaşımız gerek oturmak için ev aldığında, gerek yatırım için ev aldığında hep deriz ya çocuklarımızı düşünüyoruz, geleceğimizi düşünüyoruz. İşte ileride emekli olduğumuzda rahat olalım. Bunu yaparken herhangi bir aksilik durumunda, herhangi bir beklemedik an durumunda işte bir yangın olabilir, evin yıkılması olabilir, hırsızlık olabilir, her türlü şeye karşı, gerek evin içindeki eşyayı, gerek binanın yangın, yıkılma, su basma gibi herhangi bir afete karşı durumunu durumunu korumak için, güvence altına almak için sigorta işlemlerimiz de var. Yani son olarak neler söylersiniz? Son olarak söylemek istediğim şey şu. E, yatırımcı olsun, kendi oturduğu ev, oturmak için e, almaya düşündüğü ev e, niyeti olsun, her ne şekilde olursa olsun, bir gayrimenkul alıp, bir yer alıp, morgeci ihtiyacı olan varsa, bir kere tek yapması gereken şey, kendi peşinatı kendisi ayarlayacak, peşinatını ayarlasın, gerisini bize bıraksın. Morgecin bulunması, sigortanın yapılması, eğer kiraya verecekse kiradasının bulunması, Uygun avukatın bulunması, muhasebecinin bulunması, mimarın bulunması konusunda A'dan Z'ye her türlü ihtiyaca ulaşabileceği tek kapı Çiçek gruptur Bize www.çiçekgrup.com web sitesi adresimizden ulaşabilirler ya da aşağıdaki telefon numaralarından ulaşabilirler. Londra Mahallesi izleyicileri bize bu numaradan ulaştıkları zaman kesinlikle ulaşacaklar hizmetin kalitesinden emin olab olabilirler. <laughs> Yastık altındaki paraları çıkarma ve yatırım yapma vaktidir. Şimdiden hayırlı olsun.